Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulü muhammedu ve alihi ve sahbihi ve vaat. Evet, sevgili kardeşlerim. Namaz dersinden devam ediyoruz inşallah. En son ihtinayı konuşmuştuk. Şimdi sırada Es-sıradal mustagim kelimesi var. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Sıradal müstakim. En doğru ve istikametli yol manasında. Hani bizi ona ilet. Ona sevk et manasında. Öncesinde bir dua vardı. Sırat-ı Şecaat, iffet ve hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan adıl ve adalete işarettir. Şimdi doğru yol, istikametli yol. en doğru, en istikametli yol nedir? Bu çok geniş bir mesele. Burada çok bunun detayına girmeyeceğiz. Ama e, bu sırat-ı mustakimden kasıt şecaat, kahramanlık yani e, korkulacak şeylerden korkmak, mesela Allah'tan korkmak, e, işte küfürden, şirkten, Allah'tan başka korkutuculardan hani korkmamak, şecaat, aklın, e, cesaretin bir nevi e, zembereyi, iffet, işte bu kuvve-i şey noktası. Şecaat kuvve-i e, gababiyenin gabab, öfke kuvvetinin e, denge noktası. Şecaat onu ifade ettik. İffet, kuvve-i şeheviyenin denge ve istikamet noktası. İffetli olmak. İşte helale e, şehveti var. Helale, helalle yetinir. Helali e, ister. E, ama haramdan e, son derece iştinap eder, kaçınır. Ve hikmet var. Hikmet de aklını Hayırlı bir zeka olarak yani zekasını hayırlı olarak kullanmak aklın gene istikametli mertebesidir. Hikmet, hakkı hak bilir işte ittiba eder, batıldan iştinap eder. Hakkı batıl göstermez, batılı hak göstermez. Her şeye kıymeti nispetinde değer verir. Bunların hepsinin birleşiminde mezcinden oluşuyor şey. Sırat-ı mustagimin hikmeti, aklın hikmet boyutu mezcinden ve hulasasından hasıl olan adıl yani adalet, ölçülük, ölçülü olmak ve adalete işarettir. Şöyle ki, tagayyur, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde tagayyura, değişikliklere, dönüşümlere, inkılaplara, felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde yani hem maruz ister istemez insan bedeni buna, bunlara hem de e, muhtaç yani değişiklik olmadan insan bedeni de e, işte büyümez gelişmez vesaire olgunlaşmaz bu hayatı yaşayamaz maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskan edilen yani yerleştirilen oturan ruhun yaşayabilmesi için 3 kuvvet ihdas edilmiştir yani insan bedenine yerleştirilen bu ruhun bu bedende yaşayabilmesi için üç tane kuvvet insana ne yapılmış İhtas edilmiş, verilmiş. Bu kuvvetlerin birincisi menfaatleri celp ve cezb için kuvve-i behimiye. Yani e, birincisi neymiş? Menfaatleri, bize fayda sağlayan şeyleri kendimize celp etmek, cezbetmek, kendimize çekmek için verilen bir kuvvet. Yani hangi kuvvet o? Kuvve-i behimiye. Yani hayvani şehvet gücü ve duygusu. Yani bir nevi o insanın e, biyolojik organik yönü bu. İkincisi zararlı şeyleri def için def etmek için. Kuvveyi sebu'iyeyi kaba biye zararlı şeyleri e, def etmek için. Bu da nedir? Insandaki o öfke e, yırtıcılık, e, gabap duygusu diyebiliriz. Üçüncüsü ise nef ve zararı fayda ve zararı iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için, ayırmak için kuvveyi akliyeyi melekiyedir. Kuvveyi akliyeyi meleki aklın, akıl ve meleke kabiliyeti, tecrübeli akıl duygusu, akıl ve meleke kabiliyeti demek. Kuvve-i akliye-i meleki zaten anlaşılıyor. E, tecrübeli akıl duygusu. insanın akli meleke gücü, kuvveti. Demek bu üçünün aslında istikametini istiyoruz. Biz es-sıradal mustagim e, kelimeleriyle, ayetleriyle. Lakin insandaki bu kuvvelere, bu kuvvetlere, şeriatça bir hat ve bir nihayet tayin edilmemişse de, şimdi şeriat bunlara e, hulki yani yaratılıştan, doğuştan zorunlu bir hat, e, zorunlu bir sınır koymamış. Hayvanlarda koymuş ama insanda koymamış. Koymadığı için yani tayin edilmemişse de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin her birisi yaratılış açısından bu kuvvetler insanda e, tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat ve ifrat namıyla 3 mertebeye ayrılır. Yani insanların onları kullanımına göre o kuvvetlerdeki aşırılık, vasatlık ya da işte e, tefrit durumuna göre ne olur? üçe ayrılır. Mesela kuvve-i şehviyenin tefrit mertebesi humuttur ki mesela şehvet gücünün ki şehvet deyince sadece e, cinsellik manasını anlamıyoruz. İşte yaşama karşı olan bütün istekler, fazla uyumak, fazla yemek, fazla gezmek falan. E, <laughs> bunlar. Mesela Kuvve-i tefrit mertebesi yani en düşük ve haddinden fazla düşük olan, istenmeyen bir mertebesi ki tefrit mertebesi tersine aşırılık demek. Yani normalden çok aşağı olma durumu tersine aşırılık. Tefrit mertebesi humuttur ki e, ne helale ne de harama şehveti ve iştihası yoktur. Zaten tanımladı. Şehvet duygusunun körelmesi helale ya da harama istek e, duymama durumu. Bu nedir? Humut. Ne helale ne de harama şehvet, şehveti iştihası yoktur. Bu istenen bir durum değil. Yani yeme açısından da böyle diğer yani açısından da böyle hani yemezse şimdi adam ölür. Olmaz yani. Yaşam için bazı şeyleri yapması gerekiyor. Bu tefrit mertebesi yani normalin zıttına, tersine aşırılık manasında normalden çok aşağı olma durumu. İfrat mertebesi ise yani aşırılık e, mertebesi ise onun çok ileri gitme, haddini aşma, aşırı olma mertebesi ise ifrat mertebesi fucurdir e, ki fucurda yani böyle günahlara, zinaya, yalana yani aşırı bir şekilde dalma ve bunları açıktan yapma. Namusları ve ırzları Payimal etmek iştihasında olur. Namusları ve ız, ızları ayaklar altına almak, mahvetmek iştihasında e, şeyinde olur. İsteğinde, iştihâ o demek. İsteğinde, arzusunda olur. Vasat mertebesi ise iffettir. helale şehveti var. Harama ise şehveti yoktur. Evet. İhtar. Kuvve-i şehveviyenin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi furuatında da e, bu üç mertebe mevcuttur. Demek ki sadece bunu söyledik. O anladığımız manada şehvet deyince daha çok cinsellik anlaşılıyor. Halbuki sadece o değil. Bu tarzda furuatlarında da bu çeşit e, mertebeler vardır. Yani furuat şubelerinde, dallarında. Ve keza kuvve-i o öfke gücünün tefrit mertebesi cebanettir ki yani çok aşırı bir korkak olma, aşırı ürkeklik hali cebanettir ki Korkulmayan şeylerden bile korkar, gölgesinden dahi korkar. İfrat mertebesi yani tefritin ne olduğunu söylemiştik, tekrar etmiyoruz. As, aşırına, tersine aşırılıktı. Normalden e, çok aşağı olma durumu. İfrat mertebesi tehevvürdür ki e, bu da aşırı gene çok yukarıdaki aşırılık bu. Anladığımız manada o, çok aşırı olma durumu. Tehevvürdür ki sonunu düşünmeden öfkelenme halidir. Hiçbir şeyden korkmaz. Değil mi? ne maddi ne manevi hiçbir şeyden korkmaz. Bütün istibdatlar, o baskıcı sistemler, bütün tahakkümler aynı şekilde o baskı, zorbalıklar, zulümler bu mertebenin mahsulü ürünüdür. Vasat mertebesi ise şecaattir ki, vasat mertebesi ise şecaattir, yiğitlik, cesurluktur ki, kahramanlıktır ki. Tabii bu hani manevi olarak da bir kahramanlık, cesurluk manasında hukuku diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder. İşte o şehit olan mücahit başta sahabiler ve diğer şehitler hak uğruna din, dinin hukuku, izzeti noktasında canından geçen, canını feda eden kimselerdir. Meşru olmayan şeylere karışmaz bu. Bu mertebedeki insan yani o şecaat huyuyla, mertebesiyle, istikametli karakteriyle vasıflanan İhtar bu kuvve-i gadabiyenin furuatında da e, üç mertebenin yeri vardır şeklinde. Bunun da alt dalları var. Ve keza kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi, yani akıl gücünün kuvvesinin e, aşağı mertebesi, haddinden çok o aşağı olma mertebesi ise gabavettir ki yani ahmaklık, anlayışsızlık, kalın kafalılık demek. Hiçbir şeyden haberi olmaz. İfrat mertebesi cerbezedir ki aşırı çok yukarı doğru aşırı olma durumu ise cerbezedir ki haddinden geçme, sınırın üstüne çıkma hali ki cerbezedir ki hakkı batıl batıl hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya malik olur. Bu çok tehlikeli tabi. Özellikle çok zeki liderlerde, önderlerde işte süfyan ve deccal temsilcilerinde bunlar oluyor. Hakkı batıl batıl hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya Sahip olur ki cerbeze zaten ne demek? Aldatıcı bir e, zeka manasına geliyor. Vasat mertebesi ise hikmettir. Hakkı hak bilir, imtisal eder, uyar. Batılı batıl bilir, iştinab eder, ondan da çekinir. Evet. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ fakat اُوتِي خَيْرًا كَث۪يرًا Kime hikmet verilmişse, işte ona pek çok hayır verilmiştir. Bakara suresi 269. ayet. İşte buradaki hikmetten maksat bu olabilir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Aklın bu vasat mertebesi. Ki hikmet Kur'an-ı Kerim'de birçok şekilde yorumlanmış. Elmalı'dan o hikmet kelimesinin anlamlarına 20 küsur tane anlam sayıyor. Bak bakılabilir. İhtar bu kuvvetin 3 mertebeye inkısamı e bölünmesi. Furuatı da o üç mertebeye havidir. O her bir mertebede dallara, budaklara ayrılır ve onların da her birisi üç mertebeye diyor ayrılmıştır. Mesela halkı ef'al meselesinde bir tanesini örnek veriyor. Mesela halkı ef'al meselesinde yani e, fiillerin yaratılma meselesinde fiilleri yani insanların, insanın fiilini e, insanların fiilini beşerin fiillerini kim yaratıyor? Kendisi mi yoksa kim? E, halkı ef'al meselesinde cebir mezhebi yani cebriye ifrattır ki burada ifrat tefrite hani gene örnek veriyor. O üç mertebenin e, üç furuatından birisini seçti. E, halkı ev al meselesini seçti. Cebir mezhebi ifrattır ki burada yani normal sınırın çok altında olup aşağı derecede olan <laughs> mertebesidir ki bütün bütün aşağıya doğru aşırılık demiştik. Bütün bütün insanı mahrum eder. Yani Cebriye ne diyor? İnsanın hiçbir iradesi, hiçbir ihtiyar, hiçbir seçimi falan özgürlüğü yok rüzgarın önündeki yaprak gibi. İtizal mezhebi de tefrittir ki, mordezile ise tefrit mertebesi ise, tefrit mertebedir ki, bu da çok aşağıda olan. İfrata ne dedik? Halkı ef'al meselesinde o her şeyi tamamen cebriye ne yapıyor? Allah'a veriyor. İnsan hiçbir şey yapamaz diyor. İnsan hiçbir gücü, kuvveti, kudreti yok diyor. Rüzgarın önündeki yaprak gibidir diyor ve ifrat ediyor. Yani normalin çok üstünde, yukarı doğru bir aşırılıkla anladığımız manada aslında aşırılık, ilerilik ve hatta aşma ile beraber ne yapıyor? E, cebriye mezhebi ortaya çıkıyor ve bu ifrattır ki bütün bütün insanı mahrum eder. Bu batıl bir mezheptir. E, yani istikametten, ehli sünnet ve cemaatten e, ayrılmış bir mezheptir. İtizal mezhebi ise tefrittir. Mu'tezile ise bu noktada tefrit eder. Cebriye'nin tam tersini olarak yani aşağı doğru aşırılıkta bulunur. Bütün, bütün fiillerin yaratılışını, insanın bütün fiillerindeki yaratılma noktasını insana verir. Ehli sünnet ve ehli sünnet mezhebi ise vasattır kardeşlerim. Çünkü bu mezhep beyne beyne beynedir. Yani ortasında durur, vasat olur. Ee, işte hayrul umura efsatuha her şeyin en hayırlısı o vasat istikametli olanı. O fiillerin bidayetini irade-i cüz'iyeye, o insanın yaptığı fiillerin, halka efal meselesindeki insanın işlediği fiillerin başlangıcını irade-i cüz'iyeye, fiilin tamamını, yaratılışını ve sonuca bağlanması, kainatla bütün bağlarını, bütün o e, bileşenlerinin meydana getirilmesini e, ise Nihayetini ise iradeyi külliyeye, külli iradeye Cenab-ı Hakk'a verir. Ve keza itikatta, itikatta da tatil ifrattır, teşbih tefrittir, tevhid vasattır. İtikat açısından, şimdi bu insanın fiilleri açısından bir sınıflandırmaydı. İtikat açısından ise tatil ifrattır. Yani Cenab-ı Hakk'ın neredeyse Cenab-ı Hakk'ı inkar etmek gibi bir şey işte. Sıfatları yoktur, fiilleri yoktur, işte kainata müdahale etmez, işte yarattı işte öyle arada bir haşa müdahale ediyor falan. Bu yanlış e, tatil, ifrattır, çok aşağı mertebesidir, tersine aşağı doğru aşırılıktır. Teşbih ise tefrittir. Yani bu sefer böyle yapmıyor onlar da. Cenab-ı Hakk'ı bildiğim bir varlığa, insan gibi bir varlığa benzetip elinden ayağından bahsediyor işte. Böyle gezmesinden, haşa takılmasından, işte dünyaya inmesinden, çıkmasından, işte ağzı, eli, burnu vesaire olmasından baya böyle mücessem yani cismani olarak bir insana benzetmek ise bu teşbihtir. Bu da tefrittir o mertebenin altına düşmektir. Aşağı doğru nedir? Aşırılıktır. Tevhid ise vasattır. Cenab-ı Hak birdir. Kainata müdahale eder. Hem yaratandır hem yönetendir ama e, leyse ke mislihi şey unuhu semi'ul basir. Hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey gibi değildir. E, i̇şte insana benzemez. Cisme benzemez. Cisim değildir. İşte araz değildir. Cevher değildir vesaire. Yani e, münezzehtir. Zamandan ve mekandan münezzehtir. İnsanların e, fiillerinden, sıfatlarından e, münezzehtir. E, uluhiyete e, Rab oluşuna has, kendine has sıfatları, özellikleri vardır ve bunlarla kainata tecelli eder. Hulasa şu dokuz mertebenin altısı zulümdür. Üçü ad, adıl ve adalettir. Sırak-ı mustakimde murat bu. Şu üç mertebedir. O adalet olan zikrettiğimiz üç mertebedir. Evet. Tabi bu bahisler normalde daha geniş ele alınabilecek bahisler ki çünkü çok, çok geniş felsefeyi, psikolojik yönleri var bunun. Dini başka cihetleri var. Biz namaz cihetinde hani bunu istediğimizi bilelim kabaca diye ifade ettik. Velhamdülillahi ya Rabb'il âlemin.